Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahil vahidil kahhar. Vessalatu vesselamu ala nebiyyinel muhtar ve ala alihi ve ashabihil athar ve ala cemi'il enbiyai vel murselinel ebrar. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Alemlerin Rabbına, Halik-i Zülcelal vel Kemal vel Celale sonsuz hamdü senalar, nihayetsiz şükürler olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, ehline, ashabına ve etbaına salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak tevfikat-ı sübhaniyesine cümlemizi mazhar eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kumları arasına bizleri de dahil eylesin. Mevla Teala bizleri nerede görmeyi murad ettiyse, görmek istediği yerde durmayı, ne yapmamızdan razı olacaksa, razı olacağı işleri yapmayı bizlere nasip eylesin. Mevla Teala okuduğumuz Kur'an'ın ahkamıyla amel edip yaşamaya, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan sünnetleri üzere yürüyüp gitmeyi, ahlakıyla ahlaklanmayı, Kur'an'ın yeryüzünde yaşanılan bir kitap olması için de İ'la-i Kelimetullah uğruna mücadele ve mücahede eden kullarından olmayı Rabbim cümlemize nasip eylesin. Son nefeslerimizde Rabbim hepimize iman ve şehadet üzere teslimi ruh etmeyi nasip eylesin diyelim. Evet değerli hazırın, kıymetli müminler, malum gündem yoğun. Bu gündem içerisinde Kur'an'dan Mevla Teala'nın bize ışık tutan, rehber olan, hidayete götüren, dünya ve ahiretimizi felaha erdirecek olan ayetlerine müracaat edelim. Mevla Teala Kur'an Azimuşşan'da ne buyuruyor? Kur'an'ı Mevla Teala bize niye gönderdi? Bu Kur'an'a karşı biz Müslümanların durumu, vaziyeti nedir? Oradan bir başlayalım. Denilir ki misal bu ya, zenginin biri çalışan elemanlarını bir gün toplar. Karşısında hazır kıta bekleyen çalışanlarına önlerine bir Kur'an Azimuşşan, yanına da içi yüklü miktarda para olan bir zarf koyar. Sırayla çağırır elemanları. İşte aşçıyı çağırır, hizmetçiyi çağırır, bekçiyi çağırır, seyisi çağırır. Gel bakalım tercihini yaptır. Hangisi? Kur'an mı, içi para dolu olan zarf mı? Birinci gelen der ki, ben okumak bilmem der efendim. Okumayacak olduğum Kur'an'ı niye alayım? Ama paraya daha çok ihtiyacım var. Peki, zarfı alır gider. Ötekini çağırır. O, efendim yani ben tamam Kur'an okumasını biliyorum ama benim hastam var. Tedaviye ihtiyacı var. Dolayısıyla para bana daha lazım der. O da zarfı alır. Diğerini çağırır. O da meşguliyetim çok. Kur'an'a ayıracak vaktim, zamanım yok. O yüzden Kur'an'ı alsam rafta duracak. Okumayacağım. O da zarfı alır. Tabi zarfı alanlar içini açar. İçindeki yüklü parayla memnun olurlar. En son bir delikanlı gelir çalışanlardan, o da der ki, bana karşılığında değil bu zarf ve içindekileri, dünyayı bir tarafa, Kur'an'ı yanına koysan, ben Kur'an'ı hiçbir şeye değişmem der. Peki sen de Kur'an'ı al der, şöyle bir bak, karıştır der Kur'an'ı, karıştırır, içinde bir zarf. Ama ince bir zarf, ötekiler gibi yüklü değil, kabarık değil. Aç bakalım zarfı der, zarfı açar. İçinde vasiyetname. Diyor ki, bu zarfı alan, Kur'an'ı tercih eden, bundan sonra benim servetimin varisidir. Benden sonra bütün servetim, zenginliğim onundur. Noter tasdikli. Bizim halimiz ümmet olarak bu sonuncu mu yoksa o diğer üçünün yaptığı tercih miyiz? Şimdi konuşalım. Konuştukça da hakikatleri tabiri caizse başımızdakini önümüze koyalım, eteğimizdeki taşları sayalım. Öyle kahrolsun bilmem ne, Allah belanı versin demekle bu işler olmuyor. Önce şöyle bir aynaya bakalım, bizim durumumuz, vaziyetimiz nedir? Ondan sonra beddua edilecekse beddua edelim. Bu misalde neyi anladık? Kur'an'a varis olanları, tercihini Kur'an'dan yana yapanları Allah Azze ve Celle yeryüzünün varisleri kıldı mı? Sahabe elinin tersiyle dünyayı reddetti. Ecdat, selefi salihin dünyayı bıraktı, Kur'an'ı tercih etti. Allah da bu tercihlerinin karşılığında onlara cihan imparatorluğu verdi mi? Peki bugün ümmet Kur'an'ı bıraktı, zarfa, o zarfın içindeki dünyalık maaştır, gelecektir, evdir, arabadır, bunları tercih ettik. Netice itibariyle geldiğimiz durum ortada. Ali Ulvi Kurucular Hoca Efendi var rahmetullahi aleyh, bir hac hatırası anlatıyor. Onunla devam edelim. Diyor ki, hacdayken vaktiyle tanıdığım yurt dışında doktorluk yapan biriyle karşılaştım diyor. Evvelce tanıdığım hukukum olan ama ben tanıdığım da bu taraklarda çok bezi olmayan bir doktor. Onu diyor Kabe'de görünce taaccüp ettim. O maşallah, Allah mübarek eylesin. Ne güzel, seni burada görmekte var mı? Dedi hocam, dur dedi ya. Ben dedi Almanya'da doktorluk yaparken bir Alman hanımla tanıştım. Elhamdülillah diyor Hoca Efendi. Ne güzel diyor. Demek ki Alman hanımı da Müslüman ettin. Onu da hacca getirdin öyle mi? Yok yok hocam diyor, öyle değil. Ya nasıl? Tamam o da benden hacca geldi ama diyor ben onu Müslüman etmedim. O beni Müslüman etti. Nasıl oluyor ya bu vaktiyle? Gayrimüslim tanıştığınızda o Müslüman, hayır Hristiyandı. Ama dedi hocam anlatayım bir dinle dedi bak. Ben onunla tanıştığımda evlenmeye karar vermeden önce aramızda konuşurken dedim ona ki bak senden evlenmek istiyorum. Yuva kurmak istiyorum. Ama senden bir isteğim var. Nedir? Evlenirsek şayet ileride benim dinimi kabul edecek, benim dinime gireceksin tamam mı? O da tamam dedi diyor, söz verdi, kabul etti. Evlendik, aradan birkaç hafta geçti, birkaç ay geçti, bir gün aklıma geldi diyor. Dedim ona ki ya hanım, biz senden ne anlaşmıştık? Senin bana sözün neydi? Hani evlenirsek benim dinime girecektin, öyle dememiş miydin? Evet demiştim dedi. Niye girmiyorsun dedi. Dedi ki doktor bey dedi. Ben aylardır seni takip ediyorum dedi. Bakıyorum dedi. Hayatına, yaşantına, akşamına, sabahına. Ya senin hangi dinden olduğunu anlayamadım dedi. Anlasam dinine gireceğim dedi. Ama sen nesin çıkartamadım ki dedi. Nesin dedi sen ne? Müslümanım diyorsun. Ya Hristiyan haftada bir iyice olsun kiliseye gidiyor. Sen camiye, cumaya da gittin yok. Ramazan orucun yok. Zekatın yok. Alkolün var. Şu var, bu var. Baktım dedi çıkartamadın. hangi dinden olduğunu anlasam girecektim dedi. Deyince dedi, dedim hanım sen ne diyorsun? Kafamdan aşağıya kaynar kazanlar indi dedi. Ondan sonra dedi, kitap istettim memleketten, okudum, okudukça önce çevreyi değiştim. Eski alışkanlıkları bıraktım. Yavaş yavaş yeni düzelmeye başladım. Hanım bir gün dedi ki, bey dedi, şimdi sözümü tutabilirim. Anca Müslüman oldun, ben de senin dinine girmek istiyorum dedi. Şimdi Allah rızası için bu söylediklerimizi sadece bir misal olarak, masal olarak değil de şöyle ümmeti Muhammed olarak bizim ahvalimiz, hani dışarıdan bakan bize bunlar evet ümmeti Muhammed'dir, bunlar Müslümandır. Şöyle bir başlık atayım, o başlık üzerinde konuşalım. Hani bugün herkesin gündeminde Yahudilerin yaptığı zulüm, İsrail, Filistin olaylarını konuşuyoruz ya, biz de şimdi onu konuşacağız. Ama üst başlığımız şu: Yahudiler Kur'an'da anlatılan Yahudiler. Nokta. Müminler Kur'an'ın anlattığı müminler mi? Soru işareti. Yahudileri Allah Kur'an'da anlatıyor mu? Anlatıyor. Kur'an'ın anlattığı Yahudilerle bugün gördüğümüz Yahudiler arasında fark var mı? Yok. Kur'an'ın anlattığı Yahudiler bugün karşımızda. Peki Kur'an'ın anlattığı müminler var. O müminler nerede? Biz o müminlerden miyiz? Onu konuşalım şimdi. Allah Azze ve Celle Kur'an'da, önce birkaç ayet okuyalım da sonra müminlerden bahsederiz. Mevla Teala'nın Kur'an'da vaadi var mı? Sözü var mı? Ne buyuruyor? Allah Azze ve Celle efendim, andolsun ki diyor Cenab-ı Hak, ve kâne hakkan aleyna nasrul müminin. Müminlere yardım etmek üzerimize haktır diyor Allah. Yani sözüm olsun, müminlere yardım edeceğim diyor Allah. Koy bir kenara, bu bir ayet. Başka bir ayette Mevla Teala buyuruyor ki, ve la tehinu ve la tahzenu ve entumul a'levne İn kuntum mu'minin. Eğer mümin iseniz üzülmeyin, gevşemeyin. Üstün gelecek olan, galip gelecek olan sizsiniz diyor Allah. Bunu da koyun bir kenara. Başka bir ayet-i kerimede buyuruyor ki Mevla Teala, ben innallâhe ma'al mü'minin. Müminlerle beraberim diyor ayette. Başka bir ayet-i kerimede de Cenab-ı Hak buyuruyor ki Allah Azze ve Celle len yec'alallahu lil kafirine alel müminine sebila. Kafirlere müminler üzerine bir yol asla vermez Allah. Yani kafirlere yol verip de müminleri kafirlere ezdirmem diyor Allah. Bak bunların hepsi ayet-i kerime. Kafirlere müminleri ezdirmem diyen Allah. Andolsun benim yardımım müminleredir diyen Allah. Siz üstünsünüz ey müminler diyen Allah. Ben müminlerin yanındayım diyen Allah. Bu kadar ayet var, daha niceleri. Peki madem ayetler böyle söylüyor da bugün ümmetin, inananların durumu niye böyle? Ya bu ayete baktığımız zaman müminlerin durumu böyle olmaması lazım. Ümmetin üstün olması, Allah bizimle beraber, kafir bizi ezmemesi lazım. Niye böyle değil ayetlerin karşılığı? Dikkat ettiyseniz ayette Mevla Teala bir şeyin altını çiziyor. Bak bütün ayetlerde amenü diyor. İman edenlerin diyor Allah. O zaman demek ki bizim bir iman sorgulaması yapmamız lazım. Bizim imanımızda bir problem mi var ki bu ayetler bugün tahakkuk etmiyor? Bu ayetler haşa, Allah sözüne hulfeder mi? Allah vaadinden döner mi? Allah yalan konuşur mu? Mevla Teala öyle söylediğine göre, Allah'ta problem olmadığına göre haşa, demek ki bizde sıkıntı var ki Allah yardım etmiyor, kafire ezdiriyor, aziz olması gereken ümmet zillet içerisinde. Vaadallahu'llezine amenu minkum. Sizden iman edenlere Allah'ın sözü var. Nedir söz? Yeryüzüne sizi hakim kılacağım diyor Allah. Allah söz verdi. Bugün müminler yeryüzünde hakim mi? Ha, o zaman ayetlerde sıkıntı yok. Sıkıntı bizde. Bir ayette Mevla ne buyurdu? Hucurat suresinde kâletil a'râbu âmennâ. Araplar dediler ki biz iman ettik. İman ettik dedi. Bedevilerden bir kısmı kendiler Efendimiz Aleyhisselam'a biz iman ettik dediler. Mevla Teala da ayetin devamında buyurdu ki kul Habibim de ki o biz iman ettik, biz müminiz diyenlere lem tu'minu, siz henüz iman etmediniz. Velakin kulu eslemna, ha şunu diyebilirsiniz, biz teslim olduk, biz İslam'ı kabul ettik diyebilirsiniz. Ama velemma yedhulil imanu fi kulubikum, İman henüz sizin kalbinize girmedi. Allah diyor bak. Birileri geldiler Efendimiz'e biz de iman ettik, biz Müslümanız dediler. Mevla diyor ki de onlara siz henüz iman etmediniz. İslam'ı kabul etmiş olabilirsiniz, İslam'a girmiş olabilirsiniz. Ama iman sizin kalbinize girmedi diyor Allah. İman kalpte iktidar olmazsa, kalbinize imanı iktidar yapmazsanız az önce okuduğum ayetlerin muhatabı olamazsınız. Az önceki ayetleri Allah kalbine imanı hakim kılan, iman kalbinde iktidar olanlara Allah'ın bu vaadi, bu sözleri var. O zaman kalbini imanla dolduran, imanını kalbine yerleştiren nasıl olurmuş? Gelin Kur'an'dan beraber okuyalım. Mevla Teala kalbine iman yerleşmiş müminleri bakın nasıl tarif ediyor bize. Kimdir o mümin? Allah'ın mümin dedikleri kimlerdir? Ayet, bir sonraki ayet bak hemen. Rabbimiz buyuruyor. İnnemel mu'minun. Muhakkak müminler şunlardır diyor Allah. Hani kalbine imanın girdikleri, iman kalbinde iktidar olanlar şu kimselerdir. Kimdir onlar? Amenu billah, Allah'a iman ettiler. Ve Resulihi, peygamberine de iman ettiler. Sümme lem yertabu. Sonra bu imanlarında asla tereddüde, endişeye, şüpheye düşmediler Allah. Kalbine iman yerleşenler kimmiş? Allah'ın mümin dedikleri kimmiş? Allah'a ve Resulüne sarsılmaz şekilde iman edenler. İmanlarında pazarlık yapmayanlar, inandım dedikleri Allah'a ama, fakat, lakin demeyenler, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kayıtsız şartsız iman eden, teslim olanlardan bahsediyor Allah. Nerede o müminler? Allah'a ve Resulüne kayıtsız iman edecek ama demeyecek. Yani demeyecek, kıvırmayacak, pazarlık yapmayacak, itiraz etmeyecek. Müminler nerede? Allah o müminlere söz veriyor işte bak. Peki bugünün müminleri Allah'a ve Resulüne sarsılmaz, kayıtsız iman eden müminler miyiz? Şöyle bakalım şimdi. Bugün piyasada ümmetin imanına bakalım. Kader var mıdır yok mudur diye tartışan bu ümmet değil mi? Peygambere ne gerek var ya? Peygamber görevini tamamladı. Artık Kur'an bize yeter. Peygamber olmasa da olur diyen bu ümmet değil mi? La ilahe illallah deseniz olur. Muhammedur Resulullah demenize gerek yok. Bu belki imanın kemalat şartıdır diyen bu ümmet değil mi? Hadisler peygamberden 2 asır sonra yazılmıştır. Hadislerin çoğu uydurmadır. Biz bunları kabul edemeyiz diye hadisleri, sünneti reddeden bu ümmet değil mi? Allah'ın ayetlerine, Kur'an'a itiraz ederek hayatından çıkartan, Allah'ın ahkamıyla yaşamayı kabul etmeyen, Allah'ın hükümlerini dünyada geçersiz kılan bu ümmet değil mi? Şeriata kahrolsun diyerek söven, ben şeriatçı değilim ama Müslümanım diyen bu ümmet değil mi? Allah'ın yasalarını, kurallarını, kaidelerini, emirlerini, hükümlerini rafa kaldırıp din işi ayrıdır, dünya işi ayrıdır, sen bizim dünya hayatımıza karışma ya Rabbi diyen bu ümmet değil mi? Allah'ın hükümlerini kaldırarak yerine bugün lanet okuduğun o Avrupa Birliği, Amerika'nın kanunlarını, düzenlerini yerleştiren, kabul eden bu ümmet değil mi? He? Siz İslam'ın size verdiği aile hukukunun neyini beğenmediniz de aile hukukunu gittiniz İsveç'ten aldınız? Medeni hukukunuz İsveç'in. 1980'e kadar anne babası olmayan, anne babası ayrı olan, anne babası alkolik olan çocukları alıp açık artırma ile müzayedede satan İsveç'in medeni hukukunu aldınız, aile hukuku yaptınız. Ortada ne aile kaldı, ne eş kaldı, boşanmayan kalmadı değil mi? Ama ne dediniz? Allah'ın evlilikle alakalı kurallarını kabul etmiyoruz. Din ayrıdır, evliliğe karışamaz dediniz. Gittiniz İtalyan Roma'sından kanunlarını aldınız değil mi? Roma'nın kanunlarıyla beraber yaşamayı kabul ettiniz. Allah'ın kanunlarına hayat hakkı tanımadınız. Karışamaz din bizim hayatımıza demedi mi bu ümmet? O Roma, o İtalyan değil mi? Afrika'yı sömüren, binlerce masum Müslümanı katleden, ya bu kadar yeryüzünde zalimlik yapan insanların hangi hukukunda siz adalet beklediniz? Aha, geldiğiniz nokta ortada değil mi? Siz değil mi Afrika'nın %30'unu işgal edip 300 senedir yeraltı, yerüstü zenginlik kaynaklarını kullanan, sömüren, sadece Cezayir'de 1,5 milyon Müslüman katleden Fransa'nın laikliğini alıp kendi düzeniniz yapan ümmet değil misiniz? Hangi imandan bahsediyorsunuz? Onlar ki Allah ve Resulüne tereddütsüz iman ederler diyor Allah. Biz ne yaptık ümmet olarak? Sen anlamazsın ya Rabbi dedik. Sen karışma. Din işi ayrı, dünya işi ayrı. Fransa'dan gelene evet, Roma'dan gelene evet, Yunan'dan. Ya dün biz Antep'i, Maraş'ı Fransız gavurunun işgalinden kurtarmadık mı? Sütçü imamları, efendim biz Fransız'a direnişe milleti çağırdı diye kahraman ilan etmedik mi? O gün denize döktüğün Fransız'ın, Yunan'ın madem sonrasında düzenini alacaktın, şapkasını alacaktın, kanunlarını alacaktın, niye 500 binin üzerinde insan şehit verdik? Savaşmasaydık ya. Denize döktüğün gavurun neyi var neyi yok aldın, ama sorulsa biz düşmana karşı bir galibiyet, bir zafer elde ettik. Neden kurtuldun? Neden kurtuldun Müslüman? Bir sor bakalım kendine. Hilafetten kurtulmak, kurtulmaksa evet. Şeriatten kurtulmak, kurtulmaksa evet. Çarşaftan kurtulmak, kurtulmaksa evet. Elif BT'den, Kur'an'dan kurtulmaksa evet. Medreselerden kurtulmak, kurtulmaksa evet. Biz bunlardan kurtulduk. Ve hala bugün sözüm ona kurtuluş bayramlarında törenler icra ederken daha minik ilkokul talebelerine nasıl tiyatro sergiliyoruz? Neyin kurtuluşunu neyle sembolize ediyoruz? Kara çarşaf giydiriyorlar küçük yavrulara. Program biterken evet şimdi düşmandan kurtulduk hadi bakalım, çarşaflarından çıkartıyorlar. Altlarında mini etekler bilmem. Neden kurtulmuşuz biz? Anlatabildim mi? Yani Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'da tarif ettiği Yahudiler o Yahudiler. Ama Kur'an'ın anlattığı müminler biz değiliz. Onun için bunları yaşıyoruz. Devam ediyor ayet-i kerime. ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا. Bunların imanlarına şüphe olmaz diyor Allah. Allah'la pazarlık etmezler ya. Allah'ın ayetlerine itiraz etmezler. Nasıl oluyor da ben Müslümanım ama şeriata karşıyım diyebiliyorsunuz ya? Allah'tan gelen şeriata karşı çıkıyorsun ama gavurdan gelenlere eyvallah diyorsun ve hala sen kendini iman etmiş zannediyorsun. Ve cahedû bi emvalihim fi sebilillah. Bak Mevla diyor ki o müminleri tarif ediyor bak Allah. Kimdir o müminler? İmandan sonra Cenab-ı Hak hemen yanına neyi koydu? Namaz kılarlar demedi, oruç tutarlar demedi, zekat verirler demedi, hacca giderler demedi. Ne dedi Allah? O iman edenler şu kimselerdir ki ve cahidu, cihad ederler diyor Allah. Nerede mücahitleri bu ümmetin? Hani nerede cihad eden müminler? Allah öyle diyor bak. Hucurat suresinin 16. ayetini okuyorum. İman eden müminleri tarif ediyor Allah. Onlar iman ettiklerinden sonra şüpheye düşmezler, sonra cihad ederler Allah diyor. Cihadı günlüğünden, müfredatından, hayatından çıkartan bir ümmet olduk değil mi biz? Ümmet, cihat diye bir şey yok hayatımızda bizim. Hani nerede cihad etmesi gereken ümmet? Neredeyiz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dünyanın bir ucundaki Müslümanların derdiyle, kederiyle, acısıyla dertlenmeyenler onlardan değildir diyor hadis-i şerif. Dünyanın bir tarafında Müslümanların bir derdi, bir sıkıntısı var. Ya çok uzağa gitmeye gerek yok. Biz yanı başımızdaki Müslümanın derdiyle dertlenmiyoruz ya. Nerede o sahabenin ahlakı? Kapısına gelip de kendinden borç para istendiğinde ağlayarak geriye dönen sahabeye hanımı sordu. Niye ağlıyorsun? Dedi falanca sahabe geldi. Niye geldi? Borç istedi benden. E verseydin dedi karı gibi ağlayacağına. Verdim zaten dedi. E niye ağlıyorsun? Ya dedi o benim ayağıma kapıma gelip de borç isteyene kadar ben niye onun halini anlayıp da o bana gelmeden ben ona gidemedim ona ağlıyorum. Sahabenin Müslüman kardeşinin derdiyle dertlenme hassasiyeti nerede? Bugün ümmeti Muhammed'in dünyada bunca olay olup biterken kimin umurunda? Ama Allah müminleri tarif ederken onlar Allah yolunda cihad ederler buyuruyor ya. Allah yolunda onların bir mücadelesi, bir derdi, bir gayreti, bir davaları vardır. Ve bu davanın önüne hiçbir şeylerini koymazlar. Çünkü Tevbe suresinde Cenab-ı Hak ne buyuracak? Sizin dünyaya ait değer verdiğiniz neyiniz var? Eşin, çoluğun, çocuğun, akraban, sülalen, evin, araban, işin, ticaretin, malın, mülkün, bütün bunları cihadın önüne geçirirseniz فَتَرَبَّسُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهِ belanızı vereceğim bekleyin diyor Allah. Müslümanların hayatında cihat işinden daha önce, ticaretinden daha önce, hanımından daha önce. Ya hayatı boyunca sevdiği kıza yıllar sonra kavuşan Hanzala'nın hikayesini anlattık değil mi? Yıllarca içindeki aşkını gizledi. Sonunda fırsatını buldu. Talip oldu, araya birileri girdi, evlendiler. Evlendiğinin gecesinde gerdeğe girdiğinde dışarıda hayyalel cihad diye bir çağrı duydu. Allah yolunda cihada. Ya ben daha yeni evlendim, bu gece benim ilk gecemdir. Başkaları cihad etsinler canım, hem ben bugüne kadar ne cihatlara gittim demedi. Gerdek gecesinde hanımın yanından yataktan kalkıp cihada koştu. Hanımı da arkasından ne dedi? Ya Resulallah gitti Efendimiz'e Hanzala'yla biz bu gece karı koca olduk dedi. Cihadı duyunca evde duramadı. Gusül abdesti almadan dışarıya çıktı. Bilgin olsun. Hani olur ya başına bir hal gelirse haberin olsun ya Resulallah. Savaş sonrasında Allah Resulü şehitleri gezerken Hanzala'nın yanı başına geldi, başını çevirdi değil mi? Niye çevirdin ya Resulallah? Hanzala'yı dedi şu an yerle gök arasında melekler cennetten altın leğenler içinde yıkıyorlar da beni görüp utanmasın istedim dedi. Bak onların hayatındaki cihat aşkına bugün ümmeti Muhammed'in hayatında cihat yok ya. Siz cihadı terk etmedikçe, kılıcı elinizden bırakmadıkça Allah sizi yeryüzünde aziz kılacak diyen peygamber. Ama cihadı terk ettiğinizde de o zaman ümmetin efendim zilleti içerisinde olacaksınız diye haber veren de Allah Resulü Aleyhisselam. Bu bir ayetti. Vaktimiz dar. Müminlerden bahseden birkaç ayet okuyacağız dedik. Bu ilk ayet. İkinci ayet Enfal suresinden. Rabbimiz Teala buyuruyor. Bak müminleri anlatıyor Allah. Yani demek istiyor ki Mevla az önce başta okudum ya Allah müminlerle beraber. Allah müminlere söz verdi. Yeryüzünde en üstün siz geleceksiniz. Ama hangi mümin? İşte bu tarif ettiği müminlerden olursanız ben de sizinleyim diyor Allah. Söz sizi iktidar yapacağım diyor Allah. Söz sizi gavura ezdirmeyeceğim diyor Allah. Ama bu iman sizde göreceğim diyor Allah. Hangi iman? İnnemel mu'minûnellezîne. Müminler şu kimselerdir ki diyor Allah. Bak iman tarifi yapıyor Allah. Kimdir ya Rabbi? İzâ zükirallah. Yanlarında Allah anıldığında vecilet kulûbuhum. Kalpleri ürperir diyor Allah. Müminler kimmiş? Yanlarında Allah anıldığında, Allah denildiğinde, Allah'tan bahsedildiğinde kalpleri ürperir. Yani kulaklarına en hoş gelecek kelam Allah'ın ismidir. Onlar duyduklarında en çok mutlu olacakları söz Allah'ın ismidir. Ve onlar dillerinden sürekli eksik etmeyecekleri Allah'ın ismidir diyor Mevla. O müminler Allah'ın ismi anıldığında kalpleri paramparça olur. Titrerler, yerlerinde duramazlar. Şimdi ben sorsam desem ki şöyle sokağa çıkalım. Önümüze gelene, kahveye girelim kahvede oturana, stadyumlara gidelim stadyumları dolduranlara. Hani Mevla diyor ya, onlar ki Allah ismini duyduklarında, onların yanında şöyle Allah desek, bu Allah sözünün bir karşılığı var mı şu toplumda? Bak Allah diyor ki o müminler Allah ismini duyduklarında kalpleri titrer diyor. Şimdi kahvede oturanlara Allah desek bir şey olur mu? Stadyumları dolduran 10 binlerin yanında Allah desek kalpleri mi titrer, yoksa öfkeleri artar da bura Allah demenin yeri midir diye seni oradan kovarlarım. Bırak kahveyi, stadyumu ya. Sizi tenzih ederim ama camiye gelen, namaz kılanlara Allah diyoruz. Allah şöyle buyurdu diyoruz. Camide namaz kılan cemaat Allah'tan rahatsız oluyor. Oysa Allah nasıl müminlerden bahsediyor? Allah ismini duymak onları diriltir ya. Hazreti Ömer kadar öfkeli bir insan yok. O kadar hiddetli, o kadar öfkeli. Cahiliye döneminde denilir ki iman etmeden hizmetçisi yanlış yaptığında o kadar dövermiş onu ki yorulduğunda durur, dinlenir, sonra ayağa kalkar, kaldığı yerden devam. Bu kadar öfkeli cahiliye döneminde. Ama iman ettikten sonra elbette öfkesini kontrol ediyor. Ama yine ayranı tez kabarıyor. Yanında biri, Hazreti Ömer bu ya. Dediler ki onu çok iyi bilen, tanıyan birine, ya Ömer çok iyi, çok has ama yanında şöyle bir yanlış yapma yani. Hemen böyle kabarıyor, vuracak, asacak, kesecek. Onu tanıyan sahabe dedi ki siz Ömer'i en öfkeli anında iken yanında Allah deyin, bak süt tökmüş kedi gibi nasıl kabuğuna çekileceğini göreceksiniz. O en hiddetli öfke anında bile Allah ismi Ömer'i eritiyor da Allah ismi niye bize bir şeyler yapmıyor? Allah iman edenlerden bahsederken Allah ismi kalbinde titreyenlerden bahsediyor. Başka? Ve izâ tüliyet aleyhim âyâtuhu. Onlara ayetlerim okunduğu zaman diyor Mevla. Bak iman edenleri tarif ediyor Mevla. Onlara benim ayetlerim okunduğunda ey ya Rabbi zâdethum imana. Benim ayetlerimi dinleyenlerin imanı artar diyor Allah. Ayet okunduğunda burun kıvırırlar demiyor bak. Kafalarını sağa sola çevirirler. Rahatsız olurlar. Ya bu hoca da şimdi ne anlatıyor demezler. Ayet duymak onların imanını artırır. Bugün ümmet ayetleri duyduğunda imanı artıyor mu? Yoksa ayetlerden rahatsız oluyor mu? Takdiri size bırakıyorum. Okuyalım ayetleri. Okuduğumuz ayetlerde Cenab-ı Hak buyuruyor ki zina edenlere şöyle şöyle yapın. Bu ayeti duyup da rahatsız olmayanın imanından bahsediyor Allah. Bak ya şimdi zina edenlere diye ama diyen, tevhile kaçan, rahatsız olanlardan bahsetmiyor bu ayet. Hırsızlık yapanın elini kesin diye ayeti duyduğunda sadakallahul azim, Allah söylediyse doğrudur diyenden bahsediyor. Yıl olmuş 2023. Hangi asırda yaşıyoruz ya? Bu zamanda da şimdi kol mu kesilir diyen, ayetten rahatsız olandan bahsetmiyor Allah. ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيَةٍ. Bak hep ayet okuyorum. O müminlere benim ayetlerimi okuduğunda onların imanları artar diyor Allah. Allah diyor ki size şeriatı verdim. O şeriata uyun. Şeriat ismini duyduğunda Kur'an ifadesiyle aslandan kaçan yaban eşekleri gibi şeriatten kaçan rahatsız olanlardan bahsetmiyor Allah. İmanlarını artıran Kur'an ayetleri. Dolayısıyla Kur'an dinlediğinde, Allah'ın ismi yanında anıldığında bu söylenenler eğer bu ümmette gerçekleşirse o zaman Allah'ın yardımı, inayeti gelecek. O zaman Allah bu ümmeti aziz ümmet edecek. Allah'ın sözü bu müminlere. Devamında Mevla onlar ve ala rabbihim yetevekkelûn. Rablerine de tevekkül ederler diyor. Bak Allah'ın ismi anıldığında kalpleri titrer. Ayetler imanlarını artırır. Başka? Rablerine tevekkül. Öyle bağlıdırlar, öyle güvenirler, öyle teslim olurlar Rablerine ki İsrail gavuru, Beni İsrail gavuru, Yahudiler diyelim, Amerika'ya nasıl tevekkül ettiler? Seyrediyoruz değil mi? Amerika'ya güvenerek ayağa kalkıyor. Yoksa kendinde bir şey olmadığını onlar da biliyorlar. İsrail devleti Amerika'ya güvenip, tevekkül edip yaptıkları ortada değil mi? Ne kanun tanıyorlar, ne uluslararası hukuk tanıyorlar, ne mabet, ne hastane. Nereden alıyorlar bu cesareti? Amerika'ya olan güvençlerinden, tevekküllerinden. Peki bir gavur, Amerikan gavuruna tevekkül ettiğinde ortaya böyle bir manzara çıkıyor. 10 milyonluk Yahudi Amerika'ya arkasını dayayıp bunları yaparken, sırtını PYD'ye, PKK'ya dayayıp efendim biz şunları bunları yapacağız diye cesaret gösteren terör sevicileri, bu ümmet siz nasıl Allah'a tevekkül ettiniz ki? Siz nasıl Allah'a iman ettiniz, güvendiniz ki? Yani siz PKK'ya sırtını dayayanlar, Amerika'dan güç alanlar kadar Allah'a olan inancınız, tevekkülünüz, teslimiyetiniz yok mu ki? Bir varlık gösteremiyor, cesaretli olamıyor, ayağa kalkıp da onların Amerika'sı varsa, onların uçak gemileri varsa, bizim de Allah'ımız var niye diyemiyoruz? İman edenler Allah'a tevekkül ederler diyor bak. Allah'tan başkasına boyun eğmezler, Allah'tan başkasından korkmazlar, Allah'a güvenirler. Efendimiz Aleyhisselam'a hani geldi müşriğin biri yalnız buldu Efendimiz'i, elinde kılıç. Şimdi seni benim elimden kim alacak dedi değil mi? Gavreş adındaki müşrik. Efendimiz bir an bile tereddüt etmeden ne dedi? Allah dedi. Öyle bir Allah dedi ki gavurun eli titredi, kılıç elinden düştü. Efendimizin Allah'a güvendiği sahabenin ya 300 kişiyle Bedir'de zafer kazanırken, savaşa çıkarken neyine güvenmişti sahabe? 3000 kişiyi Allah Resulü Mu'te'de Bizans'a 250.000 kişiye karşı gönderirken neyine güvendi? Allah'tan başka. Siz 2 milyarsınız ya. 10 milyon Yahudi kadar cesaretiniz olmayacak mı? Allah'a tevekkül etmek demek. Ayağa kalkalım da efendim İsrail'in üzerine yürüyelim, büyük elçilikleri basalım. Öyle değil. Bunlar ucuz kahramanlıklar. Ayağa kalkın demek, tevekkül etmek demek. Çok af buyurun, deveyi önce sağlam kazığa bağlayacaksın, ondan sonrasında ya Rab sana havale ettim diyeceğim. Allah Resulü Bedir'de ellerini kaldırıp dua etti mi? Etti. Sahabe diyor ki vallahi biz peygamberin böyle duasını hiç görmedik. Efendimiz böyle dua etti, böyle dua etti, böyle dua etti. Ama böyle ellerini kaldırıp da cübbesi sırtından düşecek derecede Bedir'de dua ettiğini gördük. Ama Allah Resulü kendine düşeni yaptı. 313 sahabeyle Bedir'e kadar geldi. Eline kılıcı aldı. Hazırlığını yaptı. Düşmanın karşısına çıktı. Ondan sonra ya Rabbi yardım et dedi. Allah da 5000 meleği Bedir'e gönderdi mi? Hendek günü Allah Resulü 1500 sahabeyle 5,5 kilometre uzunluğunda Hendek'i kazdı mı? beden gücüyle kendine düşeni yaptı mı, düşmana karşı bir savunma hattı, bir silah, savunma sanayi kendince yaptı mı, ondan sonra da ellerini kaldırıp "Ya Rab, sen bunların birliklerini dağıt. Ey kitabı indiren, ey rüzgarları estiren, sen bunların birliğini dağıt, bunları parçala" dediğinde, bir gece ansızın bir rüzgar geldi, sahabenin olduğu tarafa bir şey yok ama karşı taraftaki bütün müttefik devletlerin orduları, askerleri perişan olup kaçmak zorunda kaldı mı? Sen de peygamber ve sahabenin yaptığını yap, ondan sonra tevekkül et. Yoksa düşman 100 seneden beri çalışıyor, değil mi? Ne yaptı? Adamlar uçak gemileri yaptılar. Adamlar füze sanayini geliştirdiler. Adamlar atom yaptılar. Adamlar nükleer başlıklı bilmem neler yaptı. Sen ne yaptın? Şimdi tevekkül zamanı değil. Tevekkül edebilmen için وَاَعِدُّ مَسْتَدَعْتُمْ مِنْ kuvve. Önce fiili duanı yapacaksın, sonra kavli duana gelecek. Allah Teala'nın emrini çiğneyerek tevekkül olmaz. Düşmana karşı onlar ne yapıyorlar? Siz de aynısıyla mukavemet edin, hazırlanın, düşmana karşı kuvvet ortaya koyun diyen ayet. Hani sizin kuvvetiniz ne? Onlar size karşı füze geliştirirken, atom icat ederken, sanayiye bu kadar yatırım yaparken siz ne yaptınız? İrtica ile mücadele etmekten başka. Onlar ağır sanayiye yatırım yaparken siz istiklal mahkemelerinde şallı bacıları şapka takmadı diye idam etmekle meşgul olanlar değil misiniz? Onlar tankları, atomları yaparken siz "Ali uyu yat, uyandığında biraz ip atla, top oyna, oya kızım sen de bir şeyler yap" diye yıllarca bu şekilde eğitim gören ümmet değil miyiz biz? Dolayısıyla tevekkül edebilmek için öncesinde hazırlıklı olmak, söz dinlemek lazım. Onların uçak gemisi yaptığı yerde sen daha ilerisini yapmak zorundasın. Onların füze icat ettiği, F-35 yaptığı yerde sen niye teknolojiye yabancı kaldın? Niye onların arkasında, onlar silah yaparken sen heykel yapmakla meşgul oldun yıllarca? Milli Güvenlik Kurulu'nda alınan kararlarda 90'lı yıllar hatırlayın. Unuttuk mu? Bizim en büyük düşmanımız, bizim için en büyük tehdit irticadır denmedi mi? İrtica ile yatıp irtica ile kalkmadık mı? Neydi irtica? Senin başındaki takkeydi, hanımının üzerindeki çarşaf idi, ötekinin sarığıydı. Yıllarca İslam ümmetinde bunlarla mücadele edilirken bak, İsrail şimdi uzaktan kumanda füze gönderiyor. Demir savunma, kubbe hattını yaparken sen ne yapıyordun Müslüman? Şimdi tevekkül zamanı değil. Dolayısıyla yani tevekkül ederler ama önce üzerlerine düşeni yaparlar ya Müslümanlar. Mevla Teala'nın ayette buyurduğu gibi önce Allah Teala'nın bizi görmek istediği yerde olmak zorundayız. Yapmak istediği, emir buyurduğu şeyleri yapmak zorundayız. Ondan sonrasında "Ya Rab", Nuh Aleyhisselam'ın dediği gibi "Rabbi enni mağlubun fentasır". Ya Rab benden bu kadar dedi, değil mi? Benden bu kadar dedi. 950 sene Ya Rab anlata, gayret ede, uğraşa yok, dinlemiyorlar, inanmıyorlar. "Yoruldum Ya Rabbi" dedi. "Artık bana yardım et." Hem nasıl yardım et? Bunlardan dedi yeryüzünde tek bir tane, küçüğünden büyüğüne, beşikten mezara bir tane bunlardan canlı bırakma Ya Rabbi. Ama ne zaman dedi? 950 sene mücadele ettikten sonra dedi. Biz akşama kadar İsrail'in ürünlerini tüttüreceğin, oturduğun yerde ürünleriyle çok af buyurun zıkkımlanacaksın, yetmeyecek onların ürettiklerini içeceğin, tüketeceğin, oturduğunda onların senin önüne koyduğu sosyal medyayı kullanacaksın, seyredeceksin. Ondan sonra "Kahrolsun İsrail, Allah'ın belalarını ver, ebabil gönder." Bu mudur? Bu mudur ümmet olmak? Bu mudur yani bizden istenen? Oturduğunuz yerde ebabil beklemek midir müminlerin görevi? Kavurun bütün teknolojisini, onları güçlendirecek imkanlarını sen kullanacaksın. Onun eline mermiyi sen vereceksin. Çünkü onların gücü para. Parayı da senin sırtından kazanıyor. Senin aldığın, içtiğin, yediğin, giydiğin her şey onlara para olarak, onlar da paralarını silaha yatırım olarak kullanıyor. Yani Filistin'deki Müslümana sıkılan merminin parasını senden alıyor. Bilmem anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla öyle hamasetle, nutukla, yürümekle, nümayişle, kahrolsun diye pankart asmakla bu işler olmaz. Akıllı olacaksın, akıllı. Allah Resulü ve sahabenin yaptığı gibi onların yolundan gideceğiz. Önce üzerimize düşen nedir? Onları yapmakla mükellefiz. Kur'an'dan bir ayet daha okuyalım. Vakit geçti. Daha Yahudilerin dosyasını açacağız. Mevla ne buyurdu? Mücadele suresinin son ayeti. La tecidu kavmen yu'minune billah vel yevmil ahir. Bak Mevla diyor ki iman edenlerde şu özellik bulunmaz. İman edenlerde diyor Allah. Müminlerde şunları bulamazsın diyor Allah. Neyi bulamazsın? Yuvaddune men haddallaha ve resule. Allah ve Resulüne düşmanlık edenleri velev kanu abahum, babaları da olsa, ebnahum, oğulları da olsa, ev ihvanahum, kardeşleri de olsa, ev aşiretehum, ırkı, kavmi, soyu, sopu, sülalesi de olsa, onlara karşı kalplerinde muhabbet, sevgi bulamazsın diyor Allah. Ne diyor Allah? İman eden müminlerin kalbinde Allah ve Resulü düşmanlarına karşı, babası da olsa, evladı da olsa, kalbinde onlara karşı zerre kadar sevgi, dostluk, muhabbet bulamazsın diyor Allah. Nerede Mevla'nın söylediği bu iman edenler? Allah düşmanlarına, peygamber düşmanlarına, İslam, Kur'an düşmanlarına, İslam'ın şairine, ezanına, bayrağına, örtüsüne, sarığına, çarşafına düşman olanlara, Kur'an'a düşman olan, köhne diyen, ortaçağ karanlığının zihniyetidir diye hakaret edenlere, camileri ahıra çeviren, daha sayayım mı? Bütün bu Allah peygamber düşmanlarına bırak kalbi muhabbet beslemeyi. Biz bunları nerelere getirmedik? Ümmet olarak Allah Resulü Aleyhisselam'ın mübarek eşi Ümmü Habibe annemiz, babası Ebu Süfyan henüz iman etmemiş. Allah Resulü'nün Mekke üzerine sefer düzenleyeceği haberini alınca Medine'ye geldi değil mi? Ebu Bekir'e gitti, kovdu. Ömer'e gitti, anlaşmayı bozdular çünkü. Sonunda kızına geldi. Peygamberin evi ya, Efendimizin hanımı, Ebu Süfyan'ın kızı. Kızım dedi, görüşebilir miyiz, konuşabilir miyiz? Aracı yapacak, Efendimizle yüz göz olup özür dileyecek. Ümmü Habibe annemiz buyur diyecek, evine alacak. Babası Ebu Süfyan, Efendimizin oturduğu köşedeki minderin üzerine oturmak isteyecek. Ümmü Habibe annemiz dur diyecek, kalk, kalk diyecek, kalk. Orada oturamazsın diyecek. Şöyle bir bakacak, yerde küçük bir minder. Babanı mı mindere layık görmedin, minderi mi babana layık görmedin? Hayırdır kızım diyecek. O minder, aleme rahmet peygamberin oturduğu minderdir. Benim peygamberimin oturduğu mindere senin gibi müşrik, kafir bir adam, babam da olsa oturamaz diyen anlayış nerede? Şimdi biz nerelere, kimleri oturtmadık? Allah ne diyor? İman edenler, onların kalbinde kafire, gavura karşı sevgi olmaz. Ya bir adam Allah düşmanı mı? Şeriat düşmanı, Kur'an düşmanı mı? Örtü düşmanı, İslam'a ait ne varsa bunların alenen düşmanlığını yapan. Ya bırak başkası senin ırkından, kavminden, boyundan, soyundan olmasını geç. Baban olsa, evladın olsa sevemezsin Allah diyor ya. Dost bilemezsin. Hazreti Ömer'in dediği gibi vallahi kalbimde Allah düşmanı evladım da olsa zerre kadar sevgi yoktur dedi. İman edenler siz bu seviyeye hele bir gelin. Bak ondan sonra Allah İsrail'e ebabil gönderiyor mu? Bedir'e gönderdiği melekler gibi yine melekler göndermeye Allah kadir mi? Ama siz Bedir ehli değilsiniz. Siz geçmişte Allah'ın yardımına mazhar olanlar gibi hele bir o kıvama gelin. Allah yine aynı Allah'tır. Dolayısıyla bizim iman sorunumuz var. Bizim kendi kendimizle problemimiz var. Allah'ın istediği yerde durmadıkça Allah'ın yardımını beklemeye hakkımız yok. Konuşacak çok şey var ama birkaç dakika kaldı. Onu da Yahudilere ayıralım. Kur'an bize Yahudileri anlatıyor değil mi? Kur'an'ın anlattığı Yahudilerle bugün tanık olduğumuz Yahudiler arasında fark var mı? Bakalım var mı? Ne diyor Allah Teala? Kur'an'da buyuruyor ki Mevla, Yahudiler derler ki nahnu ebnaullah ve ahibba'u. Biz Allah'ın evlatlarıyız. Biz Allah'ın has kullarıyız derler diyor Allah. Öyle diyorlar mı? Başbakanları, Dışişleri Bakanları açıklama yaptı değil mi? Filistin halkı için Gazze'dekilere af buyurun, hayvan dedi değil mi, hayvan? Oradakilere hayvan. Zaten yaptığı muameleden anlaşılmıyor mu? Ya insan hayvana bu muameleyi reva görmez. Ama bunlar niye? Çünkü onların inancına göre dün de öyle, bugün de Allah'ın has kulları biziz. Bizim dışımızda kalanlar bunlar hayvandır ya. Bunlar insan değildir. Kendilerini ayrıcalıklı insan gören ırkçı bir kavimdir Yahudiler. Başka ne diyorlar Yahudiler? Kur'an ayetleri. Mevla Teala buyuruyor ki ve kâletil Yahud, Yahudiler dediler ki yedullahi meglule, Allah'ın eli kapalıdır. Allah'ın eli kapalıdır diyor Yahudi. Ayet bak bu. Yani Allah cimridir diyorlar, haşa. Allah'a cimridir diyen bir ümmetten bahsediyor Kur'an bize. Cumartesi günü imtihanı ayeti okumayalım. Mevla ne diyor? Onları cumartesi gününün imtihanıyla imtihan ettik diyor ey peygamber. Sonra kûnû kiradeten hâsiin. O imtihanın sonunda Allah onlara ne dedi? Alçak maymunlara dönün dedi. Başka bir ayette Cenab-ı Hak yine Bakara suresinde dediler ki ya Musa, yani biz hep gökten inen bıldırcın etiyle kudret helvasını yiye yiye yorulduk artık ya. Hep aynı şeyleri mi yiyeceğiz? E ne olacak? Ya Allah'a dua et. Allah bize topraktan soğan, patates, sarımsak, kabak. Bakara suresi 61. ayet. Allah'tan patates, soğan isteyen bir ümmet. Allah'ın onlara gönderdiğine razı olmayan, gözü doymayan bir ümmet. Mevla Teala da bu azgınlıkları sebebiyle Allah onları lanetledi ve onlara alçak maymun ve domuz olun dedi diyor ayette. Peki Allah'ın verdiklerine razı olmayan, bugün ellerinde bak bu kadar imkan var değil mi? Amerika'nın ne işi var Akdeniz'de? Gazze'nin altında yatan enerji yataklarına göz dikmişler. Allah'ın verdiklerine razı olma derdinde dün de değillerdi, bugün de değiller. Allah'a bunu söyleyenler, peygamber katledenlerden bahsediyor Allah. Bunlar dün peygamber katlettiler. Şimdi diyorsunuz ki ya çocuklardan ne istiyorsunuz? Ha bu masum yavrular niye? La bunlar peygamber katili bir millet ya. Peygamber katledenler senin hanımını, kızını hastaneye bomba atmış, camiye bomba atmış. Ya Allah diyor ki ve yektulûne nebiyyîne bi gayri hak. Bunlar peygamber katili bir ümmet ya. Rus esir diyor ki 2. Dünya Savaşı'ndan sonra diyor Alman'a esir olduk. Hani o Alman Hitler'in Yahudilere yaptığı kıyımları biliyoruz ya. Esir olduk diyor. Alman komutanlar bize talimat verdi. Dedi ki mezar kazın. Onlarca yüzlerce mezar kazdık diyor. Biz Rus esirler beraberimizde, Yahudi esirlerle beraber. Sonra diyor Rus komutan talimat verdi. Yahudilere mezarlara girin dedi canlı canlı. Bize de emretti ki şimdi bunların üzerini toprakla kapatın. Rus esir diyor ki biz yapamadık. Dedik ki olmaz, canlı canlı bu adamların üzerine toprak atamayız. Biz kabul etmiyoruz bu emri. Öyle mi? Yahudileri mezardan çıkarttılar diyor. Sonra biz Rus esirlere dedi ki Alman komutan siz gireceksiniz mezara. Biz mezara girdik, bu sefer döndü Yahudilere siz atın bunların üzerine toprak. Hiç düşünmeden diyor üzerimize toprak attılar. Sonra komutan bizi çıkarttı dedi ki şimdi anladınız mı dedi ben bu Yahudileri niye katlediyorum diye. Hitler'in tarihe geçecek bir yazısı var. Şimdi bana küfrediyorsunuz ama gün gelecek bu Yahudilerin soyunu niye kurutmadın diye bana söveceksiniz demişti, değil mi? Bu Yahudiler böyle bir millet, Kur'an anlatıyor. Yani ortada bunlar da böyleymiş, şaşılacak bir durum yok. 14 asır önce Mevla bunları bize anlattığı yerdeler. Allah bunları lanetlemiş. Lu'inellezine keferu min beni İsrail. Beni İsrail'e Allah lanet okumuş, beddua etmiş. Allah bunların atalarını maymuna, domuza çevirdim diyor ya. Bunların suretlerini Allah maymuna, domuza çevirdi. İçlerini de Allah maymun ve domuz suretinde. Baktığın zaman suretleri insana benzer ama bunların içi maymun, domuz gibidir diyor ayet ya. Daha ne desin Allah bize Celle ve Ala? Dolayısıyla Yahudiler hakkında Kur'an'da Mevla Teala anlatıyor da anlatıyor. Niye anlatıyor? İşte bizim gibi böyle şaşa kalmayalım. Baktın ya bunlar bunu da yaptılar mı? Aklınıza gelmeyecek şeyleri yapabilecek tinettedir bunlar ya. Kendileri için Üstad Necip Fazıl'ın dediği gibi bir yumurta kendi için pişirmek adına dünyayı ateşe verecek kadar bunlar cibilliyeti bozuk bir kavimdir. Dolayısıyla biz şimdi Yahudilerin aleyhine konuşmak bize ne kazandırdı? Akşama kadar burada Allah'ım Yahudileri kahreyle desek ne olur? Olması gereken ne? Özetle 3 cümle söyleyip bitireyim. Olması gereken ne? 1. Kur'an'a göre dostumuzu, düşmanımızı tanıyacağız artık. Allah'ın dost dedikleri bizim dostumuz. Yeryüzünün bütün müminleri kardeş. Aradaki sınırları kaldır. Aradaki engelleri kaldır. Ümmet olma yolunda adım atılacak. Kur'an'ın size düşman olarak tarif ettiği bu Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin diyor Allah. Bunlar ancak birbirinin dostudur. Letecidennas, insanlar içerisinde en büyük düşmanınız bu Yahudilerdir demiyor mu Allah? Dolayısıyla biz Kur'an'a dönecek, dostumuzu, düşmanımızı Kur'an'a göre tanıyacağız. 1. Ümmet olma yolunda adım atacağız. 2. Bunların anladığı dil lanet, beddua değil. İsrailli bir gazetecinin verdiği röportajda söylediği, sabah gelirken okudum. Bize diyor destek yayınlayan Amerika ilk günde ne dedi? Arkandayım dedi, değil mi? İngiliz arkandayım dedi. Alman arkandayım, yanındayım. Bize destek sunan ülkelerin hepsi tank, top, füze gönderiyorlar. Ama Filistin'deki Müslümanlara biz de sizinle beraberiz diye o cılız çıkan ümmet ne yapıyor? Allah'ım Filistin'deki Müslümanlara yardım et diye sadece dua ediyorlar diye gülüyorum diyor İsrailli gazeteci. Anlatabildim mi? Yani sadece bu zillet olarak bu ümmete yeter mi? Konuşmakla bu iş olmaz. Onlar ancak güçten anlarlar. Siz de onlara karşı güçlü olacaksınız. Hamasetle bu iş olmaz. Yürümek, tamam yürüyün, gündeminizde olsun. Pankart asın, beddua edin ama önce fiili duanızı yapın, ondan sonra kavli duanızı. O Akdeniz'e bitiriyorum. Uçak gemilerini getirirken sen de onların uçak gemisini yok edecek teknolojiyle meşgul olacaksın. O meşguliyet içinde olanlara da sahip çıkacaksın. Aksi halde oturduğun yerde beddua etmek, bilmiyorum, çözüm olsaydı 75 senedir bu ümmet ebabil bekliyor, Allah'ım kahreyle diyor. Allah Azze ve Celle zalimler zulümlerini artırdıklarında helakleri yakındır. Mazlumlar da direnişe devam ettiklerinde zafer yakındır dendiği gibi İsrail'in sonunu Rabbim tez zamanda getirecek. Getirecek, ona şüphem yok da ben diyorum ki ya Rab bizim elimizle gelsin. Yoksa ben içinde olmadıktan sonra haşa ve kella ben kendi ahiretimi düşünüyorum. Filistin'de ölenler cennetlik ama benim ahiretim, Allah sonumuzu hayır eylesin, mazlumlara imdad eylesin, zalimleri kahru perişan eylesin. El Fatiha.